Önceki gün sizlerle paylaştığımız bir scooter problemi vardı. Daha doğrusu scooter problemi yeni günlük bir problem değil. Birkaç yıldır yaşıyoruz bunu. Yani mobilite, daha hızlı mobilite, rahat mobilite. Yani insanların işte takside bulunamıyor, toplu ulaşımda yetişmiyor. Birazcık daha kolay hareket edebilsinler diye ne bileyim bir metroda indikten sonra evi işte birkaç yüz metre ötedeyse ya da bir iki kilometre ötedeyse kolayca gidebilsin diye hizmete konmuş güzel bir ulaşım aracı. Elektrikli motorla çalışan, eskiden böyle işte ayağımızda kaydırdığımız, bizim çocukluğumuzda bile tahta versiyonlarını kullandığımız scooter denilen, bunun bir Türkçesini de bulmuşlar ama şu anda aklımda değil, basket mi diyorlar, öyle bir şey diyorlar. O aletler, artık hani hepimiz biliyoruz bunu. Fakat bir terör vasıtası haline gelmiş durumda. Niye? Kaldırımlarda, trafiğin içinde filan kuralsız ve düzensiz kullanımı üzerinden, ikincisi de her istedikleri yere bunların park edilmesi ve kaldırımlarda bir santimetre kare dahi yer bırakmamacasına bunların hayatımızı zindan etmesi sonucu var. Çünkü öyle anlaşılıyor ki çok karlı bir ticaret alanı bu. Bunu işletenler, getirenler, dağıtanlar, kullandıranlar 100 tane, 200 tane ile yetinmediler. Neredeyse İstanbul'da birkaç milyon tane var bunlardan. Abartmadan söylüyorum. Öteki şehirlerdeki manzarayı bilmiyorum ama İstanbul'da neredeyse adam başına bir tane skuturu getirdiler. Her köşe başında, her adım başında, her ağaca, her direğe, her demir parmaklığa bunları bağlıyorlar, gidiyorlar. Korkunç bir terör haline geldi bu. Netice itibariyle bu konuda çok çağrılar yapıldı vatandaşlardan filan, hani kazaları filan saymıyorum ama hani kaldırım işgali üzerinden. Kadıköy Belediyesi İstanbul'da Belediye Başkanı Şerdildar'a odabaşı ayağını koydu bu mevzuya, dedi ki bundan sonra dedi arkadaşlar bu skuter terörüne son vereceğim. Bir kere acilen bu hafta başından itibaren bunları toplattı. Geçen gün ben de Kadıköy'e gittim, bir tane skuter görmedim kaldırımlarda. Yoktu, kaldırmış hepsini. Belediye zabıta ekipleri geliyor. Onların o bağlı olduğu telleri kesiyorlar. Tel makasıyla ne şey bilmem neyle kesiyorlar, alıp götürüyorlar. Gerisi size ait dediler şeye, skuter işleten şirketlere. Ve ben de buradan alkışladım, destekledim. Hepimizin adına teşekkür ettim Şerdillara, oda başına. Ve öteki başkanlara da çağrıda bulundum. Bakırköy'ün, Beşiktaş'ın, Kadıköy'ün, işte bilmem Şişli'nin, Sarıyer'in filan belediye başkanlarına, en azından yani İstanbul'un belli başlı ilçelerindeki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, siz de Şerdil Başkanı'nı takip edin ve bir şeyler yapın dedim. Netice itibariyle bu meyvelerini vermeye başlamış. Bugün öğreniyoruz ki medyadan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuda bir çalışması varmış. Çünkü yoğun bir şikayet, ciddi bir sorun haline gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 600 park yeri tespit etmiş. Şehrin değişik yerlerinde ya da ilçelerin değişik yerlerinde, artık bu parklar mı, durakların yanlarındaki belli alanlar mı? Bundan sonra sadece oralara park edilebilmesi konusunda da bir girişim başlatıyormuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Öncelikle 100, sonrasında da 500 galiba. 600 park yeri. Yani skuterların belli park yerleri olacak. Onun dışında bir yere park edemeyecekler. Öyle kaldırımda adım başına engellinin, çocuk arabalının, tekerlekli sandalyelinin ya da görme engelli insanların yoluna çıkacak bir şekilde bunlar artık park edilemeyecek. Dolayısıyla doğru bir sonuç vermeye doğru yol alıyoruz gibi gözüküyor. Bir yandan da Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Odabaşı da bütün bu skuterları işleten şirketlere çağrıda bulunmuş. Önce teker teker temas kurmak istemişler. Dedi ki Şerdil Başkan, yok öyle teker teker ben görüşme yapmam dedi. 23 Ocak Pazartesi günü gelin belediyede birlikte oturalım, buna bir çözüm bulalım. Çünkü artık bu iş aldı başını gidiyor. Mantıklı bir çözüm bulalım dedi ki doğrusu budur. Yabancı ülkelerden örnek vermiştim. Mesela bazı Avrupa ülkelerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bunlar böyle olur olmaz yerlere geçişi engelleyecek şekilde park ettiği zaman vatandaş bunları ihbar ediyor belediyeye. Bunlara çok ağır ceza veriliyor. Yani mesela kaldırma motor, başka bir motorlu aracın, motosikletin ya da otomobilin, kamyonun park edilmiş olduğu gibi ceza veriyor. O cezayı da şirkete kesiyorlar. Şirket de onu o şekilde terörist gibi park eden adamın faturasına ekliyor. Ondan sonra hadi bakalım bir daha park et.
En doğru yolu bu bence. En doğru yolu bu. Belirlenmiş yerlerin dışında kaldırma, oraya buraya ayak altına park edenlere kes cezayı kardeşim, sen belediye zabıtası olarak 300 500 bin neyse ağır da bir ceza olsun. O cezayı da şirkete gönder. De ki arkadaş, bunu ya sen öde ya da skuterı kiralayanın faturasını ekle. Neticede kredi kartı üzerinden şey yapılıyor, tahsil ediliyor bunlar. 100 lira mı 150 lira mı vermiş skuterin işte saatlik kirası için ya da 2 saatlik kirası için? Bas ona 1500 lira cezayı, bak bir daha geliyor mu? Bu işin kuralsız devam etmesi mümkün değil. Ellerine sağlık. Her kim bu konuda inisiyatif aldıysa böyle devam etmesini diliyoruz. Gelelim.